Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir mercimek köftesi yapıyor olacağız. Eğer ki mercimek köfteniz kuru oluyorsa ve nerede hata yaptığınızı bulamıyorsanız kesinlikle bu tarifi deneyin. Çünkü nemli nemli ve çok lezzetli bir mercimek köftesi bu. Hadi tarifimize başlayalım. Öncelikle bir su bardağı mercimeğimizi iyice yıkadık, süzdürdük. Şimdi tenceremize alıyoruz. İki su bardağı su ekledikten sonra tenceremizin altını kısık ateşte yakıyoruz. Mercimeklerimizi suyunu çekip haşlanana kadar güzelce pişireceğiz. Ve diğer tavamızda ocağımızın altını yüksek ateşte yakıyoruz ve bir adet doğradığımız soğanımızı ekliyoruz. Bol yağ ile kavurmamız önemli. Bu yüzden yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyoruz. Soğanlarımızı ortalama 4-5 dakika iyice kavuruyoruz. Sonrasında 1 yemek kaşığı biber salçası ve 1 yemek kaşığı da domates salçası ekliyoruz ve kokusu çıkana kadar iyice kavuruyoruz. Ve son olarak sosumuza lezzetini verecek olan baharatlarımızı ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı pul biber ekliyoruz ve iyice karıştırdıktan sonra ocağımızın altını artık kapatabiliriz. Mercimeklerimiz de suyunu çekti ve yumuşayana kadar haşlandı. Artık bir su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde ince bulgurumuzu ekleyebiliriz. İnce bulgurumuzu ekledikten sonra mercimeklerimizle birlikte iyice karıştırıyoruz ve bulgurumuzun şişmesi için kapağını kapatıp biraz zaman tanıyoruz. Bulgur ve mercimeğimizi 20 dakika dinlendirdik ve şu an suyunu tamamen çekti ve şiştiler. Artık tamamen hazır yoğurma kabımızın içine alabiliriz. Hazırladığımız soğanlı salçalı bol baharatlı karışımı da üzerine ekliyoruz. Sonrasında yarım çay bardağı daha zeytinyağı ekleyeceğiz. Bu daha nemli ve daha lezzetli olmasını sağlayacak. Bu arada daha iyi sonuç alabilmek için salçalı karışımı eklemeden önce ısıttım. Bu şekilde istediğimiz nemli kıvamı yakalamak çok daha kolay olacak. Ancak sıcakken yoğurmak ellerinizi yakabilir. Bu yüzden kesinlikle eldiven takarak yoğurmanızı öneririm. Ben pratik olduğu için makinede yoğurmayı tercih ettim. Yarım limonun suyunu ekledikten sonra eldivenlerimizi takıp güzelce yoğuruyoruz. Artık biraz da kendimiz yoğuralım. Bu aşamada tadına kesinlikle bakmanızı öneririm. Eğer tuzu ya da limonu eksikse ekleme yapabilirsiniz. Ama benimkinin lezzeti tamdı o yüzden herhangi bir ekleme yapmadım. Artık yoğurma işlemimiz bitti. Şimdi yarım demet taze soğanın sadece yeşillik kısımlarını ekliyoruz. Ve ortalama bir avuçta çok ince kıyılmış maydanoz ekliyoruz. Yoğurmadan Sadece bastırarak harcımıza yeşilliklerimizi güzelce yediriyoruz ve artık hepsine şekil vermeye başlayabiliriz. Küçük parçalar koparıp elinizde hafif sıkarak köfte şeklini verip servis tabağına dizebilirsiniz. Bu tarifimizde ortalama 4-5 kişilik mercimek köftesi çıkıyor. Malzeme listesini yaparken herhangi bir detayı kaçırmamanız için açıklama bölümüne yazıyor olacağım. Açıklama bölümünden de malzeme listesini detaylı olarak kontrol edebilirsiniz. Ve dışı nemli, içi çok lezzetli mercimek köftelerimiz artık servis etmek için hazır. Yanında bol limon ve marulla servis edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimi beğendiyseniz ben butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.